Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Libya ordusunun yayınladığı muhturayı ve ülkemizin geliştirdiği yangın söndürme topu taşıyabilen insansız hava aracı videosunu diğer kanalımdan izleyebilirsiniz. Burada diğer gelişmelere bakacağız. Bugün önemli bir gün, diplomatik ilişkilerin tesis edilişinin 125. yılında Etiyopya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmet Ali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 18 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor. İkili münasebetler tüm veçeleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların el alınacağı duyuruldu. Görüşmelerde ayrıca güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak kamuoyuna saygıyla duyurulur açıklaması yapıldı. Etiyopya demişken Etiyopya ile ilgili son gelişmeleri aktaralım. Bilindiği gibi Etiyopya'da iç savaş yaşanıyor. Etiyopya ordusu daha önce Çin yapımı Wing insansız hava araçlarını kullanıyordu. Fakat son zamanlarda İran devrim muhafızları ordusuna bağlı uçakların Etiyopya'ya gittiği duyurulmuştu. Etiyopya ordusunun İran yapımı insansız hava araçları kullandığı iddia ediliyor. İlk fotoğrafta sol tarafta bulunan insansız hava aracının muayyer 6 olduğu söyleniyor. Sağdaki fotoğrafta ise aslında Çin yapımı İHA'ların daha önce kullanıldığı iddia edilse de İran sistemlerine benzerlik gösterdiği iddiası var. Etiyopya Hava Kuvvetleri'nden tüm General Yirma Merdesa daha önce basına verdiği demeçte Etiyopya'nın İHA'larla donatıldığını belirtmiş ancak model vermemişti. İki insansız hava aracının Temare bölgesinde konuşlandığı da söyleniyor. İnsansız hava araçlarına bomba yüklenip yüklenmediğini ise bilinmediği belirtilirken Etiyopya polisinin daha önceden Çin yapımı Wing -Tung insansız hava aracını kullandığı da belirtilmişti. Etiyopya'daki sağdaki durumdan bahsedelim. TPLF'nin Tigray sınırlarının dışında batıya doğru Debark bölgesine saldıracağı iddia ediliyor. Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nden bahsediyoruz haberi alan Etiyopya bölge halkı silahlanmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Etiyopya'nın Nobel Barış Ödüllü Başbakan Abiy Ali eli silah tutan herkesin orduya katılması gerektiğini belirterek halkı orduya davet etmişti. Etiyopya ordusu giderek başarısız olmaya devam ediyor. Etiyopya'da Tigray güçlerinin birçok hükümet askerini Amhara bölgesinde esir aldığı söyleniyor. Yine Amhara'da Etiyopyalı askerlerin esir alımı görüntüleri de servis ediliyor. Tigray halk Kurtuluş Ordusu güçlerine esir düşen Etiyopyalı askerler kamyonlarla taşınırken Debre Tabor bölgesinde 22. Karayolu üzerinde esir alındıkları ifade edilmiş. Sadece Etiyopya'da sorun değil Etiyopya'nın düşmanı olarak bilinen fakat şu anda ilişkiler birazcık da olsa normalleşen Somali'de Somali'nin başkenti Mogadishu'da patlama oldu. Patlamayı terör örgütü Eşşevap üstlenirken patlamada ayrıca Garas Balay bölgesi komiseri Muhammed Ebu Bekir Afra ve iki korumasının şehit olduğu ifade ediliyor. Burada delillerden sadece bombalama değil, aracın tarandığının da tespit edildiği yazılmış. Diğer haberimiz Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında askeri mali işbirliği anlaşması ve nakdi yardım uygulama protokolü imzalandı. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı kapsamında görüşmeler devam ediyor. Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Sekarinska ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında askeri mali işbirliği anlaşması ve nakdi yardım uygulama protokolünü imzaladı. Böylelikle Türkiye Kuzey Makedonya'ya askeri hibe yapacak. Diğer haberimiz Almanya'da düzenlenen protestolarda binlerce kişinin Afganistan'da hayatları tehlikede olanların hızla tahliye edilmesini talep ettiği ifade ediliyor. Burada bir bölgede daha doğrusu genellikle Berlin'de çünkü çok sayıda bölgede gösteri yapıldı. Berlin'de federal meclisin önünde düzenlenen gösteriye 2000'den fazla kişi katılıyor. Göstericiler Afganistan güvenli değil Hava köprüsü zamanı yerimiz var Afganları öldürmeyi durdurun ve Afganlara yardım edin yazılı pankartlar ve dövizler taşıyor. Sığınmacılar hoş geldi hava köprüsünü başlatın daha fazla beklemeyin ve sınırları kaldırın Sınır dışı edilmeleri durdurun sloganlarının atıldığı gösteriye çok sayıda Afgan katılıyor. Gösteride yapılan konuşmalarda Afganistan'da hayatları tehlikede olanların ülkelerinde bürokrasi uygulanmadan güvenli şekilde tahliye edilmesi ve Almanya'da bulunan Afgan sığınmacıların sınır dışı edilmemesinin talep edildiği belirtiliyor. Almanya nasıl bir cevap verecek bu konu hakkında şu anlık bilgi yok. Diğer haberimiz Rusya araştırma enstitüsünün haberine göre Rusya savunma sanayi ve havacılıkta Türkiye ile işbirliğini geliştirmek istiyor. Rostein Başkanı tarafından yapılan açıklamada "Türk ortaklarımızı yeni bir savaş uçağı oluşturmada destekleme olasılığını düşünebiliriz" şeklinde açıklama yapılmış. Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik önemli başarılar kaydettiğini belirten Çemezov, Türkiye savunma ve havacılık sanayisinde ithalat ikamesine yönelik önlemler alıyor. Bildiğim kadarıyla 2000'li yılların başında kendi savunma sanayisinde Türk teknolojisinin payı önemsiz bir düzeydeyken bugün bu oranın %70'e yakın bir seviyeye gelmesi politikanın yüksek verimliliğini gösteriyor. S-400 hava savunma sistemlerine yönelik adımlarında iki ülke arasında işbirliği önemli olduğunu işaret eden Çemezov, Türkiye'nin en güncel S-400 hava savunma sisteminin tedariği için sözleşme imzalayan ilk ve tek NATO ülkesi olduğunu ayrıca vurgulamak istiyorum. Bu ikili ortaklığımızın gelişmesinde önemli faktördür açıklamasında bulundu. Burada kendisinin açıklamalarını görmektesiniz. Türkiye insansız hava araçları geliştirme konusunda güçlü yetkinliğe sahip. Rostec'de sivil insansız hava aracı teknolojisinde uzmanlığa sahiptir. Türkiye'nin kendi 5. nesil TFX savaş uçağı projesini hayata geçirmede niyetli olduğunu biliyoruz. Türk ortaklara yeni bir savaş uçağı oluşturmada yardımcı olmayı değerlendirebiliriz açıklaması yapıldı. Türkiye ile savunma sanayinin çeşitli alanlarında işbirliğini istişare etmeye hazır olduğunu kaydeden Çemezov Türkiye ile beraber çalışıyoruz. Ortak savaş uçağı üretimi konusunda da açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Rusya'nın ortak helikopter üretimine yönelik görüşmeler yapabileceğini anlatan Çemezov, böyle bir olasılık elbette var. Ancak daha fazla adım atılması için Türkiye'nin net bir teklifle gelmesi gerekiyor. İlk adım atılır atılmaz bu alanı desteklemeye ve geliştirmeye hazır olacağız. Helikopter üretiminin iki ülke arasında gelecek vadeden işbirliği alanlarından biri olmaya devam ettiğini, ve Türk tarafına çeşitli helikopter türleri sunmaya hazır olduklarını kaydeden Çemezov, örneğin 2018 yılında Rusya helikopter şirketleri ve Türk şirketi Kaan Hava Yolları arasında yangınları söndürmek için kullanılan KA-32 helikopteri tedari için sözleşme imzalandı. Bu helikopterler oldukça çok yönlüdür. KA-32'ler arama ve kurtarma görevleri, hasta ve yaralıların taliyesi, devreye geçmek ve özel kuvvet operasyonlarını desteklemek için kullanılabilir açıklamasında bulundu. Kemezov, Rusya'da 2000'den fazla Zala Auro tipi insansız hava aracının sınırların korunması, keşif, kurtarma operasyonları, petrol ve gaz altyapısının izlenmesi ve acil durum alanlarının araştırılmasına yönelik faaliyet gösterdiğini de belirtiyor. Yine sadece bu alanlarda değil, sivil havacılıkta da işbirliği olanaklarının olduğuna yönelik açıklamalarda bulunmuş. Evet dostlar son gelişmeler bu kadardı. Diğer kanalımdan diğer gelişmeleri görebilirsiniz. Hoşçakalın.